Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu The Wildest Car kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arabayı tekrardan garaja getirdim ben. Biraz parlattım. Çürük mürük oluşmuş herhalde, zamanla oluşabiliyormuş. Onu da yeni anladım. Şimdi iyi, burada bir tekne var. Şu tekneyle bir seyahate çıkalım diyeceğim. Bunu bir haritada tipleyelim. Zaten yarış pistine falan gittik. Sonra daha detaylı şehri dolaşırız. Bir de tekneye dostum. Bakın belki tekneye görev vardır. Para kazanabiliyoruz. Ruzudur. Konuşamadım. Araba çalış. Şu araba çalışma sesini daha iyi yapabilirler. Kık yapıyor araba. Bir direksiyon çevrildiğinden arabanın çalıştığını anlıyoruz. Araba su mu kaynatıyor derken arabayı doğal güzel bir şekilde vurdu. Bu arada çekicini nasıl kullanacağını öğrendim. Unutmazsam video sonunda gösteririm. Şimdi tekne yerine tıklamamışım. Şimdi tıkladım. Gerçi yakınmış. Buradan şarttaymış ama yürüyerek gidebilir miyiz? Bakayım. Yani 95 metre diyor. Bu adam biraz koşsa belki gidebiliriz. Biz gelene kadar da bu eleman camları foşur foşur kesim. Şu kalan çamuru bir türlü geçiremiyorum arabada. Şöyle bir yürüyelim ama bayağı bir uzak duruyor ya. Bu adam koşmaya basıyor. Adam koşmaya. Neyse biz arabayı indirelim. Ben bir sefer video dışı indirmiştim. Tekneyi denemek için. Tam anlayamadım zaten. O zaman da araba suya kaçtı. Kontağı kapattığım halde durmadı. Artık el frenini çekmedi. Anlamadım. Bildiğin suya gitti araba. Oradan tekrar spam yaptım. Köprüye çıktı. Köprüden düştü. Bir daha suya düştü. En sonunda köprünün tepesinde kaldı. Adam da aşağı indi. Bu sefer arabayı hiçbir yere götüremedim arkadaşlar. Yenisi başladım. O yüzden para düşük olabilir. Yarıştan kazandığım para olmayabilir. Onu da bilgisini vereyim. Şimdi bu araba biraz kara duman atıyormuş gibi şöyle düzlükte bırakalım. Umarım bu sefer suya kaçmazsın. Hani el freni çekme olayı yok. Normal kontağı kapatıyorsun, araba duruyor. Nasıl bir mantıksa da. Şuna bir bakalım. Demin bir kara duman attı gibi. Ki motora zaten müdahale edemiyoruz. Hiçbir şekilde su vesaire koyamıyoruz. Belki ilerleyen güncellemelerde gelir. Şimdi buradan tekneye yürüyelim. Nasıl kullanacağız? Hop, suya düştük. Çok zıpladık. Şu teknenin üstüne çıktık. Tamam, oturma şeyi yok. Hadi oturma animasyonu yok dedik. Zıplıyoruz. Karşıya gidelim. Aman. Aman bir daha suya girme. Burada motor. Şu çekilmiyor. Bunu denedim, olmuyor. Şu tekne işaretini kapatayım. Bu hareketlerde ne varmış? Burada cigara içiyormuş adam. Aynı. Ama istatistik yok yani. İçsek de olur, içmesek de olur. Ben şu an şunu denedim ama bir türlü. Herhalde sigara bitene kadar atmayacak. Büyük ihtimal. Benim anladığım o. Ki şeyde çalıştıramadım. Yine denize düştüm ya. Çok zıplıyorsun. Şimdi buralara bir bakalım. Bu yok. Şimdi bu hareket çekti. Belki çalışır. Hareket çekince belki gaza gelip çalışır diye düşündüm ama yine çalışmadı. Bu taş kağıt makas yaptık. Olmadı. Aha. Dur lan. Nasıl yaptım lan ben onu? He tamam. Anladım arkadaşlar. Bu el işaretini altında şu paranın altına el işareti oluyor diyor normalde. Onun altına ufak bir işaret çıkıyor. Ona tıklayınca oturuyor. Yani böyle garip bir şey koymuşlar. İnsan bir açıklama da yani bir eğitim yapar gösterir yani. Böyle çalışıyor tek. Neyse şu an çalıştırdık. Şu binanın yanına çıksak mı acaba? Bir bina varmış ama aktif mi değil mi? Şurada da aynısından bir bina var. En olmadı şu ilerkeni çıkar. Bu arada ağaçlar havada kalmış. Yani yapmasalar da olurmuş buraya ağaçlar. Zaten kurak çizmişsiniz. Ağaçlar da havada gözüküyor. Biraz daha aşağı uzatabilirlermiş. Şimdi binaların yanına uğramadık. Ha tekrar gittiğimiz yere geri geldik. Karşıdan geçtik. Buraya geri döndük. Galiba. Yo. Dönmedik. Nereye gittik lan biz?
Denizde kaybolduk. Neyse, şuradan çıkabilirsek şu binaya çıkıp bir bakmak istiyorum. Hani yol var mı veya ne, binası ambar gibi duruyor da. Bakacağız. Şöyle yanaşalım. Şu an motor durduk. Ha, yok, durmadı. He, tamam. O işarete basınca o ipi bırakıyor arkadaş. Motor çalıştırma ipi. Buradan zıplaya zıplaya dağ keçisi gibi sağa sola yapa yapa çıkalım. Şimdi burada bayağı da büyükmüş lan bu. Bunun etrafında acaba şey var mı? Gezebileceğimiz, görebileceğimiz yerler. Bir bakalım. Hoplayalım, zıplayalım. Bir bakalım. Lan, içine girilmiyor. Yukarısı da gözükmüyor. Çok yüksek. Göremiyorum. Çıkacak bir merdiven gibi bir şey görüyorduk denizden gelirken ama onu da göremedim. Heh, gördüm. Tamam. Okey, to burada. Şimdi buradan tırmanacağız. Nasıl tırmanacağız? Şimdi bu sefer merdivenin içinden geçiyoruz. Merdiveni animasyonunu yapmamışlar. Şu demirden deneyeyim. Yok. Yok, olmuyor arkadaşlar. O zaman bu bina aktif değil. Görsel amaçlı var. Ne oldu lan, bir anda ağaçlar gitti. Aşağı düştük. Allah Allah. Bir anda ağaçlar gitti, geldi. Acaba oyun mu baka girdi? Oyun mu kastı? Şimdi şuradan direkt tekneye geçelim. Oy, onu çok zıplıyorsun ya. Tam denk geliyor. Zıplıyor. Şimdi şöyle bir duralım. Çekelim. Tam bir çalıştıralım. Gazlayıp gidelim. Basalım, basalım, basalım. Bu arada kayıda bir bakayım. Bazen kayıt şey olmuyor arkadaşlar. Yani kaydediyormuş gibi gözüküyor. Kaydetmiyor. O yüzden baktım. Yani bir önceki videoda oldu çünkü. Bir başka video, oyun videosunu çekiyordum. Çekiyor diye gözüküp çekmemiş, kaydetmemiş arkada. Bazen programsal hata olabiliyor. Zaten 2 gündür video gelmiyor. Kanalı düzenlemeye çalışıyorum. Böyle izlenmeyen, görüntülenmeyen shortları falan şu an kaldırmaya çalışıyorum. Serilere bakıyorum, hangileri daha çok izleniyor. Oyunları güncelleme gelmiş mi, onlara bakıyorum. Şu an arabayı bulduk. Çıktığımız, yani tekne bindiğimiz yere, evimize geri geldik. Şimdi ufak turda arabayla atalım. Şu arabayı belki çamurunu yıkayabiliriz bir yerde. Bir benzinlik vesaire vardır. En kötü bir şey bulamazsak evimize geri döner bitiririz videoyu. Şimdi buna bir kontak basalım. Yine bas. Bastın mı? Basmadın mı? Yani bir de şu yukarıdaki el işaretini neden koymuşlar onu anlamadım. Hani nesnelerin üstüne dokunarak zaten etkileşime ve ayrı bir düğme çıkartıyor nesnenin üstünde. Yukarıdaki el işareti ne işe yarıyor, onu çözemedim. Şurada hızlıca gidelim. Bu bizim tamirhanemiz. Demek geçen, yani geçen bölüm. Galiba geçen bölümde buraya araba tamiri vermiştik. Burada bir ev varmış. Boş çitler var. Burada bir ufak çaplı köy gibi. Aynı şeylik gibi. Bir oyun oynadık biz. Amcamız falan vardı. Oyunumuzu unuttum ya. Pick up değildi. Yine o dıhe karlı bir şey. O oyundaki gibi. Burası da şey. Böyle ufak ufak köyler var ama etkileşim yok. Herhalde zamanla iş. Allah, ağacın içinden geçemedik. Yalnız bu BVM'de ESB kapalıymış gibi. Biraz hızlı girince yanmıyor. Anlamadım. Yavaş giriyorum, yine kontrol edeceğim. Ufak bir hızı yaptım mesela, bak nasıl oldu. Geçene kadar hızı yaptım da tam göremiyorum şu an. Zaten devir oynuyor galiba. Anladığım kadarıyla. Şu da gösteriyor galiba da. Hatta silik yani, tam belli etmiyor. Buradan gidelim. Böyle yanmaya yanmaya yanmaya.
her köşe başında falan. Burada bir yerlerde şeylerin olması lazım derken bir yer. Ne vurdum ki ne vurdum? Durma ya. Araba lan dur lan. Heh durdu. Lan. Uvu. Kaputa güzel soldan zarar vermişiz. Kaputta çamur ayırma noktasına gelmiş. Biraz daha vursak herhalde çamurlu yoldan da olmayacaktık. Ama gerçi çamurluk kaput çıkardı. Çamurluk çıkmaz. Yine gitti geldi lan. Biz en iyisi eve gidelim arkadaşlar. Bir sonraki bölüm uzun uzadı ya. Şöyle çıkamadan da göstereyim. Uzun uzadı ya. Tüm haritayı gezeriz. Ne var ne yok. Yarış dışında başka para kazanacağımız bir yer var mı? Servis dışında başka bir yerlere para harcayabiliyor muyuz? Veya kazanabiliyor muyuz? Veya bir işimiz mi var mı? Veya bu koskoca yerde yarışçı dışında, bu yarışı başlatan amca dışında başka kimse var mı derken harita beni denize gitti. Ben görsün ben denize gittim. Her neyse o zaman sol tarafı göster. Soldan şu yoldan kayalım. Biraz tam sol. Oğlum. Şu yoldan düz gideceğim. Dönmeyeceğim. İleriden sonra dönüyoruz. Yeter. Buradan gidelim. Gidelim. Dağ tepe düz gidelim. Ama yeter ya. Vallahi yeter. Pınar'a gel. Yeter. İkide bir düşüp düşüp durma. Şuradan devam edelim. Lan ne oldu oğlum bana? Lan burada yol mu yoktu yoksa? Cam mı var acaba? Araba bir yan yattı, bir şeyler oldu. Oğlum lan yol var da yol mu gözüküyor? Cam mı koyuyor? Ne yaptınız? Dur bakayım geri gel çıkayım şu an. Araba patiye kaldı. Dur bu araba her gaza bak sıçtık patı çekiyor. O da biraz saçma olmuş bence. Buradan dümdüz gittiğimizde daha tepe düz bastığımızda böyle ağacı çarpmazsak eve ulaştık. Heh, ulaştık evet garajın yanından geldik. Şöyle mesine garaja girelim. Şöyle kafadan girelim. Eğer siz bu oyunu oynadıysanız arkadaşlar yorumlarda bana yazabilirsiniz. Abi şurada iş yapabiliyorsun dostum. Evde şöyle etkileşim var ya da köyde şu kişiler yaşıyor falan diye. Şu camları hiç açmayı denemedim. Basayım bakayım ne kadar açılacak. Dördünü de bastım. Ama bir gram açılmadı. Galiba bunların da açılma animasyonu yok. Var mı yok? Aa, yok. Galiba basılı tutacağız. Şu an mesela basılı tuttum. Bayağı bir basılı tutacağız. Arkadaş o kadar da şey olmaz ki. Ne kadar açtın? İyi. Komple açmış. O zaman dört camı da açalım bari biraz. Farklı olsun. Hava gelsin. Bu bir yarım kasa olur. Bir yarım da bir erkek. Bir yarım da bir erkek. Tamam. İn bakayım aşağı. Nerede ineceğiz? Nereye iniyor? Bu sinyal kolu. Sağ sinyal, sol sinyal. Bu da dörtlü. Bu dörtlerde yanarken bir grafik hatası var. Mesela uzakta böyle parlamıyor. Şey olmuyor. Yanına gidince böyle parlıyor. Sanki uzaktan bakıyormuşum gibi. Böyle değişik. Öndekiler hiç yanmıyor. Zaten serviste diyordu. Ön far takımı yenileyelim mi diye. Herhalde ondan dolayı. Yenilenecek herhalde. Yenilememiz gerekiyor. Benim anladığım çünkü farlar da yanmıyor. Neyse arkadaşlar bu bölümde burada sonlandıralım. Benden çekmemi istediğiniz veya video hakkında düşünceleriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Video beğendiyseniz like atabilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Hala %90'ın kanalıma abone değilmiş izleyenlerin. Lütfen kanala abone olabilirsiniz. Bu ücretsizken abone olabilirsiniz. Yarın bir gün ücretli olunca niye abone olmadım diye vah vah çekmezsiniz diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. İstediğiniz videolar varsa yorumlara yazabilirsiniz.